Bir öpücük ver bari bana. Ben de seni öpeyim. Balat'a gelin de. De ki Balat'a gelin. Tamam ya, dedim ya. Demedin ama, Balat dedin. Balat. De ki Balat'a gelin. Balat'a gelin. Balat'a gelin. Bak Adem söylüyor, diyor ki Balat'a gelin. Balat'a gelin. Bir. Bir. İki. Üç. Balat'a gelin. Balat'a gelin. Alkışlıyoruz. Arkadaşa alkışlıyoruz. Bakın burada. Mahallenin kralı. Mahallenin kralı. Alkışlıyoruz. Bahadır Geziyor'dan herkese merhaba. Bahadır bu hafta Balat'ı geziyor. Balat özellikle son dönemlerde popüler dizilerin uğrak mekanlarından. Neredeyse sezonunda 4-5 dizi kesinlikle burada çekiliyor. Ve aynı zamanda dizilere konu olduğu için de halktan çok fazla rağbet görüyor burası. Buranın şu anda yaklaşık %60-%70 işletmeleri kafe ve restoran oldu. Ve aynı zamanda Balat'ın artık o popülerliğin ötesinde evler renklendirmeye başladı. Çünkü bu evler eskiden bu kadar renkli değildi. Eski tahta olan evler şimdi artık yıkıldı. Ya da yıkılmaya yüz tutuldu. Restorasyon olmak yerine yeni modern binalar yapılıyor. Bugün bunların hepsinden bahsedeceğiz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Balat'ın hem muhteşem manzarasına hem de o kafeleri nasıl, ne lezzetler taşıyor. Eğer olabilirsek bir de Balat sakinlerinden bir takım insanlarla görüşeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Balat'ın burası arka sokakları. Yani o ana caddenin bir arka sokağı. Böyle dar sokaklar var ama şunu söylemem gerekiyor. Burası şu anda tam bir dönüşüm aşamasında. Öncelikle yeni binalar yapılıyor ama mevcut kalan eski binalar var. Bunlar da zamanla yıkılacak mı yıkılmayacak mı? Bununla alakalı bir şey söylemek istemiyorum çünkü burada yaşayan arkadaşlarım var. Tabii onlar da yeni yerleşmelerle gelenler de oldu. Ancak işte bazı şeyler birileri için iyi olsa da birileri için kötü oluyor. Bu şekilde ara sokakları var. Gördüğünüz gibi. Burada yeni size bahsettiğim o dönüşümde kalan yerler var. Bana göre Balat'ın iki yüzü var. Arkamdaki gördüğünüz binalarla da aslında o son dönemlerdeki o yapılaşmayla ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Ta ki diğeri de restorasyona girmesi lazım, girmemiş ama şöyle bir şey var. Özellikle son dönemlerde bu dizilere konu olduktan sonra ve dizilerde yer verildikten sonra Balat'ta bu modernleşme çok had safhada oldu. Özellikle sanatçılar burayı kiraları uygun olduğu için buraya akın ettiler. Ve buraya çok renkli renkli çok güzel güzel kafeler yapıldılar. Birazdan güzel de bir kafeye geçip oturacağız. Thank you.
Balat gezim sırasında Murat diye bir arkadaşla tanıştık. Şimdi Murat'ı gördüm ben. Çok güler yüzlü birisi. Geçebilirsin dedim tam böyle video çekerken. Yok dedi. Ben zaten burada oturacaktım. Ben de dedim ki işte YouTube için bir program çekiyorum. Bir gezi çekiyorum. Destek vermek ister misin? Tabii dedi. Sen sor ben söyleyeceğim. Buralı mısın? Buralıyım. Doğma büyüme mi yoksa direkt göç mü var? Göç mü? Nereden göçtün? Samsun'dan. Samsun'dan süper. Kaç yıldır buradasın? 20 yıl. 20 yıldır. Evet. Süper. Peki 20 yıl önce Balat nasıldı, şimdi nasıl Murat? Burası Balat değil, burası Fener. Balat Camcı Okuşu'nun arka tarafı, öbür tarafı Balat, bu tarafı Fener. Caddeye geçtim, Küçük Mustafa Paşa böyle gidiyor. Burası Fener diye geçiyor. Ama şey Balat'a bağlı değil mi? Fatih'e bağlı Balat. Ha tamam. Fener Balat diye geçiyor. Ha Fener Balat diye geçiyor. Evet. Peki nasıl yani? Şimdi bu taraf herhalde daha işte o sanatçıların, atölyelerin daha gelmediği bir yer. Öyle mi? Evet, burası gelmediği yer. Çünkü burada evden altı dükkan olmadığı için burası tam gelişmedi. Ama Fener'in tam ortasına gittiği zaman Balat'a doğru giderken orada her evin altında dükkan olduğu için orası daha gelişkin. Anladım. Peki nasıl, 20 yıl önce nasıldı, şimdi nasıl? 20 yıl önce 20 yıl önce bu eski diziler vardı. Seyretmiştiniz. Kesinlikle. Ağır roman gibi. Bunun peşi İstanbul Kanatlarımın Altında. Eski filmlere baktığınızda çoğu burada Fener'de çekilmiştir. O zaman halini görürsün zaten. Yıkık, evet. Çökük şey. Ama şimdi daha güzel. Daha mı güzel? Güzel. Sen memnunsun bu durumda? Ben memnunum. Burada kavga olmaz, gürültü olmaz. Yok, o konuda on numara. Yani herhangi bir şekilde şeyler, buranın insanıyla alakalı bir sıkıntı yok. Ama yok. Şey sıkıntısı var. Mesela şu ev cumbalı bir ev. Evet. 10 numara, çok da beğendim. Evet. Fakat hani onun yanına yapılan yeni bina ona yakışmıyor ya. Yakışmıyor. Çünkü şunu söyleyeyim. İstanbul fethedilmeden önce birçok tarihi eser vardı. Kesinlikle. İstanbul yıkıldıktan sonra işte fethedildikten sonra mesela Fener dramına bakın. Eski 50 senelik bir fotoğrafına bakın, 60 senelik fotoğrafı. Oradan baştan aşağı cadde hep tahtına evler vardı. Ama şimdi bir tahtına evde kaç tane görüyorsun? Bir tane, iki tane. Evet. O yıkılıyor, hemen yenisi bina yapılıyor. Evet. Şu var bir de. Gidin Barcelona'ya bakın. Barcelona nasıl bulduğu şekilde tarihsel duruyor. Kesinlikle öyle. Avrupa ülkelerine bakın nasıl yapıldığı şekilde duruyor ama burada hemen yerine yenisi. Yenisi yapılıyor. Birçok tarihsel gitmiştir. Kim bilemezse mesela şurada ne vardı? Aynen öyle. 60 sene önceki, 70 sene önceki fotoğrafına baktığı zaman bambaşkadır. 60-70 sene önceki başka bir sokağın fotoğrafına baktığında orada bambaşka bir tarih vardır. O tarihler yok olmuş gitmiş. Çok doğru. Murat sağ olsun bana çok destek verdi. Çok sağ teşekkür olsun. Ederim beni kırmadığın için. Sağ olsun. Bakalım daha bizi ne sürprizler bekliyor ve kimlerle tanışacağız. Çok evet. Teşekkür ederim Murat. Sağ olasın. Burası Balat Fener diye geçiyor ve bu arkamda görmüş olduğunuz tahta eski evler var ve bunlar tabii şu anda artık neredeyse teker teker yıkılıyor ve yeni binalar yapılıyor. Ama çok güzel. Şurayı görebiliyor musunuz? Ve ben açıkçası çok beğendim. Ve bu Fener tarafı boylu boyunca bu şekilde devam ediyor.
Şu anda gördüğünüz yer Balat'ın sahili. İleride feneri vardı. Balat feneri. Burası da Balat'ın sahili ve Galata Köprüsü manzaralı. Aynı zamanda ileride de gördüğünüz Galata Kulesi var. Burası çok dingin, çok ayrı bir yer. Aynı şekilde Balat'ın o içerisindeki durum şu an burada da mevcut. Burası çok dingin. İnsanlar balık tutuyor ve insanlar geçimlerini balıkçılıkla geçiriyor. Buradaki sahil kesiminden bahsediyorum. Gayet güzel, gayet hoş. Buraya gelebilir ve burada hem sahilinde vakit geçirebilirsiniz hem de içerideki o kafelerinde ya da tarihi evlerini gezebilirsiniz. Burası Balat'ın hemen sahilin büyük sokağı ve arkamda gördüğünüz yer de Balat sahil. Şu anda o renkli evlerin bulunduğu alana doğru gidiyorum. Burası aslında şu anda atölyelerin çok daha fazla olduğu bir yer. Ve burası şu anda herkes tarafından en çok ilgi gören yer. Çünkü birçok kafe burada ve bu birçok kafe, böyle yapayım, evleri de görün isterseniz. Çünkü birçok kafe burada. Bu şekilde her yerde bir kafe var. Gördüğünüz gibi. Aslında Balat'ın şu anda daha çok değişen ve dizilere de konu olan kesimi bu şu an gördüğünüz kesim ve bu şekilde görebilirsiniz. Balat'ın aslında o değişmeyen tarafı bu taraf. Çünkü bütün evler cumbalı ve aynı zamanda buralardaki evler hep kısa. Merhabalar. Merhaba canım, merhaba. YouTube için çekiyorum ben, hani Balat için. He. Siz de buralı mısınız? Sağ ol. Buralı mısınız? Evet, işte buralarda yaşıyoruz. Yaşıyorsun, süper. Nasıl abi Balat? Memnun musunuz? Yani halimizde. Bravo. Buralar iyidir, ondan sonra eğlence bol, ufak tefek geziyorlar. Efendim biz de buralarda böyle işte zamanlarımız geçiyor. Çok güzel. Çayımızı içiyoruz. Buralarda bir zaman geçiriyoruz. Çok güzel abicim. Çok teşekkür ederim. Çok güle sağ olun. Güle güle canım. Teşekkür ederim. Burada özellikle bu son dönemlerde dizilere konu olduktan sonra herkes tabii görmek istiyor. Ve böyle müzikler de var. Çok güzel. Ve insanlar buraya da çok fazla rağbet ediyorlar ve neredeyse işletme oranına vuracak olursak çok büyük yüzde burası şu an kafe ve restoranlardan oluşuyor. Güzel de bir şey. Gelsinler. Sonuçta burada görülecek çok şey var. Merhaba. Adın ne senin? Adem. Adem. Çak bakayım Adem. Oynuyor musun sen? Oynuyor musun sen? Oynamayı çok... Hadi bir oyna da görelim hadi. Oynamadım şimdi. Gel burada gel. Buraya. Nereye gidiyorsun?
Adem gel, gel ki görsünler, gel. Hangi hava bu? Oyun havası mı? Hangi hava bu? Bu hangi hava? Göbek açık. Bak bak bak, o ağzındaki tükürük ne? Bak hiç yakışıyor mu sana? Hiç yakışıyor mu? Hiç yakışıyor mu abi? Çak, çak. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Alkışlıyoruz. Arkadaşa alkışlıyoruz. Bakın burada. Mahallenin kralı. Mahallenin kralı. Alkışlıyoruz. Bir öpücük ver bari bana. Ben de seni öpeyim. Hadi bay bay de. Balat'a gelin de. De ki Balat'a gelin. Tamam ya, dedim ya. Demedin ama Balat dedin. Balat. De ki Balat'a gelin. Balat'a gelin. Balat'a gelin. Bak Adem söylüyor, diyor ki Balat'a gelin. Hop hop. Hadi ki. Çocuklar siz de gelin. Hep beraber bir fotoğraf çekilelim. Hadi gelin. Hadi. Öbür tarafa da gelin. Öbür tarafa da gelin. Gel gel gel. Öbür tarafa da gel. Gel 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 gel. Harika. Hep birlikte söylüyoruz. Balat'a gelin. Balat'a gelin. Bir. Bir. İki. Üç. Balat'a gelin. Balat'a gelin. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bahadır Geziyor'un sonuna geldik. Bahadır bu hafta Balat'ı gezdi. Balat'ı gezdik ve Balat İstanbul'un olmazsa olmaz semtlerinden. Balat'ın tarihi eserlerini, eski evlerini, o cumbalı tahta evlerini, renkli evlerini ve Balat'ın olmazsa olmaz kafelerini gezdik. Balat son dönemlerde bütün dizilerin uğrak mekanlarından. Bir sonraki Bahadır Geziyor'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.